Eskişehir Spor'u biliyorsunuz. Eskişehir Spor yılların geçmişi olan güzel bir kulüp ve iyi bir kulüp. Taraftarıyla da çok güçlü bir kulüp. Ama ne hale düştüğünü de görüyoruz. Bu hale gelmesindeki tek sebebin de ekonomik olduğunu da biliyoruz. Bu işin çözümü nedir? Yöneticiler ve başkanın borçlardan sorumlu olması lazım. Dönemindeki borçlardan her yönetici ve kulüp başkanının sorumlu olması lazım. Bu eğer bu şekilde bir kanun meclisten geçerse o zaman ne olur? Eskişehir Spor gibi güzide kulüplerimizi bu şekilde görmeyiz. İnşallah onları da bir şekilde kurtarırlar. Yine eski yerlerine gelirler. Şimdi maçı değerlendirdiğimiz zaman da maça bakıyoruz. İlk yarıda bizim çocuklar iyiydi ama ikinci yarıda bizim çocuklar yoktu. Ben anlamıyorum yani niye böyle oluyor, neden bu şekilde oluyor. Hatta bizim hoca da şey yaptı yani kulübeye girdi. Üşüdüler mi ne oldu bilemiyorum yani. Ama ikinci yarıda da konuk takım gayet güzel oynadı diye düşünüyorum. Gol bulamadılar ama neticede ikinci yarıda bana göre Eskişehir daha iyiydi. Bizimkiler de ikinci yarıda bana göre hiç güzel bir futbol oynamadılar. Tabii Trabzonspor bizim komşu ilimiz, komşu takımımız. Ben güzel bir futbol olacağını düşünüyorum. İyi bir hava, güzel bir ortam olur. İnşallah iyi bir maç seyrederiz. Objektif olarak baktığımız zaman eğer bizde çok sakatlıklar olmazsa iyi bir kadroyla çıkarsak biz galip geliriz. Yani bunda bir sıkıntı olmaz ama baştan da konuşmamak lazım. Çünkü erken öten horozun kafasını kesiyorlar. Dilerim inşallah Trabzonspor da bize yenilir ama bundan sonra kimseye yenilmez. Bizim maç olur inşallah. Şimdi Abdullah hocamız iyi bir hoca. Ve Trabzonlular da gerçekten takımlarına sahip çıkıyorlar. Bir Rize'deki sahip çıkmayla Trabzon'daki sahip çıkma bir değil. Bak ben çok uğraşıyorum ya. Hiç değilse nüfus kağıdında Rize yazanlar Rize Sporlu olsun. Bunu birkaç kez söyledim. Her seferinde de söylüyorum. Ama hala Rizeli, hala nüfus kağıdında Rize yazan birçok kişi bir başka takımın peşinde.